Yağmurlu bir Belgrad gününden herkese merhaba. Sokakta sanırım bir temas edeyim gibi, bilmiyorum. Tam daha şeyi soramadım. Çünkü bazı ülkelerde dışarıda maske takmak yasak değil. Bugün Belgrad'ın Old Town denen, yani eski yerleşim yerine doğru bir yürüyüş yapacağız. İnsanlar takmıyor, bu maskeyi ben de çıkarayım. Gayet temiz bir hava var dışarıda. Saatimiz Türkiye saatiyle şu an 11. Ama burada saat 9. Haritadan bir kontrol ettim. Eski esas ana yerleşim yerine doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Eski binaları görmek mümkün. İkinci el dükkanlar burada da meşhur. Yavaş yavaş Türkiye'de de o hale geliyoruz zaten. Burada metrolar, tramvaylar deyin daha doğrusu, aktif kullanılıyor. Kadarıyla Belgrad biraz daha biraz daha zenginlerin yaşadığı bir bölge olsa gerek, çünkü araçlar biraz daha güzel. Bugün Belgrad'dan Jagodina'ya geçiş yapacağız. Jagodina biraz daha ilçe bağında bir yer ve araçlar, yani ciddi manada değişiyor böyle. Bizim Hacı Murat tarzında acayip araba var burada. İnsanlar gerçekten nasıl kullanıyor diye düşünüyorsunuz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Sırbistan'da şunu görmek çok mümkün. Böyle eski tür binalar ve birçok yerinde sprey boyayla yapılmış çalışmalar var ve bunlar çok normal çoğu yerde. Yani kimse tutup da ya şunu bir daha bir boyayalım, şunu kapatalım demiyor Türkiye'nin aksine. Ha, estetik olarak güzel mi oluyor? Çok da güzel olmuyor aslında. Burada bir sanat var, kapatmayalım gibi değil de böyle bilmiyorum, bir farklı bir hava estiriyor. Köprülerde, kavşakların altlarında, birçok yerde bu çalışmalar mevcut. İnsanlar alışmış. Dışarıdan gelen için böyle biraz farklı bir his uyandırıyor. Doğru. Şu binayı çekmek istiyorum. Sırbistan'da bu tür binalar bir hayli mevcut. Yapılış itibariyle çok eski. Dış cepheler ölmüş vaziyette ama bu şekilde kullanılmaya devam ediyor. Üstüne bak, yine
grafiti çalışmaları mevcut. Hızlıca koşalım şuradan. Bakın mesela buralara şuradaki yazılar muhtemelen çok daha eski, biraz daha yeni bir yazmış yazı. Tam bu şekilde. Ve şehir merkezine doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Bunu göstermem lazım. Bakın. Burası merkezi bir yer. Gel bak. Şu yazan yazıyı gördünüz mü? Otel Moskva. 1860. Altıda yapılmış bir otel binası. Şu an bu tarafa doğru devam etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, oteldeki arkadaşın önerisiyle. Bu işi yapmışken hemen geçeyim. Gelen var mı, yok? Avrupa taraflarında yapılmış eski bir bina varsa illa böyle üstünde küçük heykelcikler tarz şeyler olacak. İnsan ilk gördüğü zaman çok güzel geliyor, bir süre sonra ama şey oluyorsun, falan oluyorsun. Sevmiyor musun yoksa? Ben böyle oldum. Bakın şuraya bakar mısınız? Bunu çekmem lazım. Şimdi insan da birçok yerde de böyle abi. Şu burası sanatın doğduğu yer. Ben nasıl yapayım? Şöyle yolda şöyle yürüyeyim. Siz de benim gözümden görün. Herhalde bu açı aslında daha güzelmiş. Kendini niye çekiyorsun sürekli? Bir yanlı otobüsler. Otobuski Cihliyanska. Yani öyle de muhtemelen adı. Amcam burada hidayet dağıtıyor insanlara. Ya samsıla da. Şimdi bir haritayı kontrol etmem lazım. Sanki şu karşıdaki yol muydu acaba? Solda, yani daha doğrusu karşıya doğru. Araç trafiğine kapalı bir yol. Güzel sokaklar. Yugoslavya Publik binasının olduğu yerdeyiz. Tam şahane. Bunu göstermem lazım. Burada eski kıyafetleri. Burada görmek mümkün. Evet, halam bizim oraya. Bunlar da eski kıyafetler. Uyuklara bakın. Gezdikçe şunu görüyorsunuz aslında. Tarihi olarak tabii ki birlikte yaşanmışlık var ama Balkanların insanları Türklere çok benziyor. Yani hem insani olarak hem gelenek kültür olarak. Tabii şöyle, ben bir keresinde böyle bir şey demiştim. Ya burada yemekler falan çok benziyor. Tabii dilden de çok fazla benzerlik var. Damla mı gelmiş? Türkçenin
Türkçeden en fazla kelime almış dil Sırpça. Bunu birçok şeyde görmek mümkün. Yani önünüze restoranda bir menü geliyor. Birçok şeyi anlıyorsun direkt ne olduğunu. Yani pastırma ayağılı şeyler var orada direkt. O şekilde. Yani Shopski salat diyorsunuz. Zaten Shopski çoban demek. Çoban salata geliyor bize. Böyle peynirli falan güzel bir şey. Ve şey, mesela yemeklerin yanında şeyi çok seviyorlar. Böyle haşlanmış lahana gibi bir şey. Bildiğiniz lahanayı haşlayıp koymuşlar. Böyle biraz tuzlu gibi. Onun adı kupus. Ben bunu sanki böyle kapuska falan gibi hatırlıyorum diyorsunuz. Evet, yani öyle zaten. Onun dışında mesela şey çok hoşuma gitmişti. Tavuk çorbası var burada. Çok güzel. Çorba zaten çorbu. Yani orada da çok bir şey. Bir iki harf değişerek şey olmuş. Tavuk çorbasının adını şöyle söylüyorsunuz. Çorbu pliç. Enteresan değil mi? Onun dışında insani taraflarından bahsetmek gerekirse gerçekten hani birçok Avrupa ülkesindeki insanlara nazaran böyle hani geldiğin zaman aç mısın, dinlendin mi, yemek yiyelim, yemeğe götürün, ısmarlama mevzusu hani Ula Turkan'ın şeyinde vardı ya bendensin, o da gerçekten gelişmiş. Yakınlar yani, çok şey değiller. Keşke bu işte Sırbistan olsun, işte Makedonya mevzuları hani böyle bu kadar gıdıklanmasa bazı gelişmiş bakımlar tarafından, çok da sıkıntı olmayacak gibi görüyorum. Benim için sonuna kadar gitmek istiyorum. Oralardan geçip muhtemelen bir paralel sokaktan geri döneceğim. Size bir tane çeşme göstermek istiyorum. Sırbistan'dan Belgrad'a gelirseniz şayet bu çeşmeden su içerseniz buraya kesin bir daha geliyormuşsunuz. Öyle bir inanış varmış burada diyerek olayı biraz usulüne çevirebiliriz. 1978. Gerçekten güzel. Bu sokaklar size neyi hissettirdi bilmem ama ben böyle bir kasıntı var gibi ya. Böyle biraz soğukluk, böyle bir yani farklı bir hissi var. Kesinlikle gelip görmeniz gereken bir yer. Sırbistan'a herhangi bir vize gerekmiyor. Bir gidiş dönüş bileti almanız yeterli. Pasaportunuzu kontrol ediyoruz. Şu an için 9 Kasım tarihinde ben şu an geziyorum. Yani şu sıra 9, daha doğrusu Kasım ayının 2021 yılında herhangi bir şey gerekmiyor. Aşılarınız olduysanız şayet PCR testi de gerekmiyor. Aşı kartınızı gösteriyorsunuz. Direkt geçiyorsunuz. Çok fazla da Türkiye'den gelen olduğu için çok yakınlar. Adam girişte mesela polis çeviriyor, ne için geldiniz? Şey diyor, iş. Da iş. İş diyorsunuz yani. Ya da turistsiniz. Saatimiz 1:30 olacak. Yavaştan dönüyor olmam lazım. Hadi geçmişim de. Buradan mı dönsem? Şuraya varsaydık iyiydi ya, kalemden. Bakın ortama bak. Buradaki saatler gözükmüyor bile.
hayat sana vay kiki vay vay. Bunu hızlıca girip şeye söylüyorlar ya, acaba söylesem bunu anlayan olur mu ya? Hayat sana vay kiki vay vay. Sesi vay kiki. Bu videoda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Herhangi bir işbirliğimiz olmasa da var tabi. Türk malı yerleştirebiliriz, sıkıntı yok. Bu tür gezilerde de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi tekrar dönmem lazım. Acaba hani biraz ileride kaçırdığım bir şey var mıydı diyerek ölümüne gidiyorsunuz. Bu çok iyi olmuyor. Genelde şeyi göstergesi bu. Plansızlığın. Yani hazırlıksız böyle bir şeyler yapmam ama onun keyfi de ayrı. Bunu tabi söylemek lazım. Şöyle biraz açılı tutayım, binalar gözüksün mesela şöyle. Onun dışında Kril alfabesine zaten bir süre sonra alışmaya başlıyorsunuz. Mesela yukarıda ne yazıyor ben okuyamıyorum. Sırbiya, Sırbiya. Şu bina gerçekten güzelmiş bakın. Pencerenin üstündeki odalar. Oraya koş. Çok hoş ama artık benim dönmem lazım. Daha fazla giremeyeceğim. Şuradan şu taraflarda genelde yön aynı böyle yaparım. Küresel konumlandırma sistemi şöyle çalışır. Şu taraflardan geldiğim için şöyle gidip şöyle kendimi verirsem muhtemelen otelime varacağımı düşünüyorum. Büyük şehirlerin birçoğunda bu tarz yerler çok fazla. Yani araç trafiğiyle kapatılmış. Sadece insanların yürüdüğü. Yani aslında günümüz insanının da ihtiyacı olan bir şey. Çünkü çok fazla oturarak çalışmaya başladık. Bu tarz yerlere bence ihtiyacı olur. Yani eskiden olsa saçma bir durum olabilirdi. Araç, arabalar icat edilmiş. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Buradaki bir yere gelmek için dünyanın yolunu girmeniz lazım ama bence güzel bir şey. Bakın. Güzel bir banka. Dünyaya bak ya. Şu şey olmasaydı bunun güzel bir resmi çekilirdi ama neyse. Evet, dönüş yoluna geçtim. Otele doğru ilerliyorum. Koffein.